Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta. Banja Luka'da pankartlar asıldı. Ukrayna Rusları, Sırplar sizin yanınızda. 21 Şubat sabahı Sırp Halk Hareketi olan Bizim Tercihimiz Teşkilatı, Banja Luka'da büyük pankartlar asarak Ukrayna'daki Ruslara desteğini ifade etti. Pankartlarda Ukrayna Rusları, Sırplar yanınızda, buna özgürlük denir şeklinde ifadeler yer aldı. Maaş artışının olmaması nedeniyle polisler ve itfaiyeciler protestolarına devam ediyor. Temmuz ayında öngörülen bütçe güncellemesiyle maaş artışlarının görüşülebileceği netlik kazandı. Lakin maaşların ne kadar artacağına dair herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. Sendikalar protestolarının ne zaman ve hangi biçimde olacağına karar vererek devam edeceğini açıkladı. Onlara göre ücretlerde yapılacak artışın hali hazırda ciddi seviyede olan enflasyonu dengelemesi gerekmektedir. Bulgarların gözünden Ukrayna'daki çatışma. Bulgaristan Ulusal Radyosu'na açıklamalarda bulunan Bulgaristan eski Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dimitar Lujdev, bu durumda Bulgaristan'ın tepkisi nispeten ölçülü. Bulgaristan sadık bir NATO müttefiki olduğunu ilan etti. Ayrıca ittifaka, Avrupa Birliği'ne ve demokrasi ilkelerine olan yükümlülüklerimiz, Rusya'ya veya başka herhangi bir ülkeye karşı düşmanca bir tutuma dönüşmemelidir, dedi. Kırcaali'de Uluslararası Ana Dili Günü etkinliği düzenlendi. Kırcaali'de Ömer Lütfi Kültür Derneği ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla geleneksel kutlama programı gerçekleştirildi. Pandemiye rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösteren Kırcaaliler, dernek salonunu hınca hınç doldurdu. Kosova bağımsızlığının 14. yıl dönümünü kutluyor. Kosova, bazı eski liderlerinin savaş suçları işlemekten yargılandıkları bu günlerde bağımsızlık ilanının 14. yıl dönümünü kutluyor. Kosova'ya tebriklerini sunan ülkeler arasında Türkiye, Slovenya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Almanya, Letonya ve Bulgaristan'da var. Prizren'de Türk bayrağına saldıran 4 çocuk ve 1 yetişkin sanık mahkemeye çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde Kosova'nın bağımsızlığı münasebetiyle Prizren Belediyesi tarafından yerleştirilen Türk bayrağını elektrik direğinden indiren 4'ü çocuk 5 zanlı gözaltının ardından mahkemeye sevk edildi. Prizren Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bağlı Çocuk Şubesi Hakimi Kıymet Ekisay, etnik ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe teşvik suçunu işbirliği halinde işlediklerine dair makul şüphe nedeniyle çocuk şüphelilere 30 günlük adli kontrol kararı aldı. Yetişkin sanığa etnik gruplar arasında kamu düzenini bozabilecek şekilde çocuklarla etkileşim halinde kamu nefretini, uyumsuzluğu ve hoşgörüsüzlüğü kışkırttığı şüphesiyle 30 günlük gözaltı kararı aldı. Brüksel diyaloğu üçlü görüşme yapılmadan sona erdi. Brüksel'de Kosova ve Sırbistan temsilcileri, Avrupa Birliği, Kosova-Sırbistan diyaloğu özel temsilcisi Miroslav Lajcak ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Kosova, Sırbistan ve Avrupa Birliği arasında üçlü bir görüşmenin yapılacağı haberinin önceden duyurulmuş olmasına rağmen bu görüşme gerçekleştirilmedi. Üçlü görüşme hakkında konuşan Sırp temsilci Petković, Kosova Heyeti Başkanı Besnik Bislimi'nin Sırp tarafıyla görüşmeyi reddettiğini aktarmıştı. Amerikan Büyükelçisi, Kosova hükümetinin binasının Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatılması konusu ile ilgili konuştu. Konu ile ilgili Twitter'da bir yazı yayınlayan Kosova Amerikan Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kosova Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın yanında olduklarını ifade etti. Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, toprakları kısmen Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak Kosova hükümetinin binasının bu ülkenin bayrağıyla aydınlatıldığını açıkladı. Kuzey Makedonya ile Kosova arasında turizmde işbirliği anlaşması onaylandı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Kosova hükümeti arasında 16 Eylül 2021 tarihinde imzalanan turizmde işbirliği anlaşması Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından onaylandı. Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Krešnik Bekteši, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
anlaşmanın iki ülke arasında turizm alanındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kovaçevski, Bulgaristan ile görüşülen her şey çözüm kararı ruhuna ve Avrupa değerlerine uygundur. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Koçan'ı ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bulgaristan ile görüşülen her şey meclisimizde kabul edilen çözüm kararına ve Avrupa değerlerinin ruhuna uygundur dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırbistan'ın Rusya'ya karşı yaptırımlara katılma baskısı altında olduğunu söyledi. Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki iki bölgeyi bağımsız devletler olarak tanıma kararına sert tepki gösterirken, Aleksandar Vučić, Sırbistan'ın Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılması için baskı altında olduğunu söyledi. Vučić, Pink TV'ye verdiği röportajda, Balkanlardaki ve Güneydoğu Avrupa'daki birçok liderin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemesi nedeniyle ülkesinin zor durumda olduğunu kabul etti ve Putin'in hareketini savaşa yol açabilecek bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali olmasından dolayı kınadı. Moskova'nın Ege-Kıbrıs sorununda arabuluculuk yapma isteği. Moskova'da gerçekleşen Nikos Dendias ve Sergey Lavrov görüşmesinde Lavrov, herhangi bir anlaşmazlığın uluslararası hukuka ve tarafların karşılıklı mutabakatına dayalı olarak çözülmesinden yana bir tutuma sahip olduklarını söyledi. Ayrıca Lavrov, Rusya'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki Yunan-Türk ihtilafının çözümü için arabuluculuk yapma isteğini dile getirdi. Rusya'nın eylemlerine ilişkin Mitsotakis, uluslararası istikrarı baltalıyorlar. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının uluslararası istikrarı baltaladığını, bununla beraber Ukrayna'daki Yunanların ve Mariupol şehrindeki kalabalık Yunan toplumunun korunması ve desteklenmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.